3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Emir Kusturica'nın geçen sene Venedik'te Altın Aslan için yarışan 9. uzun metrajı Aşk ve Savaş. Emir Kusturica özellikle 10-15 senedir yaratıcılık sendromu yaşayan bir yönetmen. Son filminde Bana Söz Verdi tuvalet komedisine kaydığını da biliyoruz. Ama belli bir geleneğini oturtuyordu her zaman. Burada yaratıcılık sendromunu Zeki Demirkubuz'un bulantıda yaşadığı sendrom kıvamında yaşıyor. Asla yaratıcılık sıkıntılarını Fellini'nin 8.5'undaki yaratıcılık dönemi krizi başyapıtına tesir eden ve başrole Marcello Mastroianni'yi yerleştiren bir klasiğe malzeme edemiyor. Aksine kendi sıkıntısını Bosna Savaşı arka planlı bir aşk hikayesine yerleştirmiş. Bu destansı aşk hikayesi de Monica Bellucci'yi başrole yerleştirerek Emir Kusturica'nın aslında hani cinsel fantezilerini Zeki Demirkubuz'un bulantısındaki gibi ortaya koymaya yarıyor. Oradan biraz daha iyi bir sinema var burada açıkçası. Ama Bellucci de aslında biraz Sırpça dublaj yapmak için kendini zorlayan bir karakter gibi gözüküyor. Bunun yanında Emir Kusturica'nın aval aval bakan, her hareketiyle saldıracak bir izlenimi bırakan ve Monica Bellucci ile öpüşmek için kendini paralayan bir karakter rolünde. Bu karakterin böylesi bakışları, yönetmenin bu kadar küçük duruma düşmesi gerçekten çok üzücü. Bu noktaya ulaşması hani kendi yaratıcılık sendromunda ve Bosna Savaşı'ndan hala ilerleme kaygısı Underground'un politik taşlama olarak başarısını hatırlatmasını ve onu tekrar izleme arzusu yaratmasını sağlıyor. Açıkçası filmin açılış sekansında sembolizm, gerçek üstücülük ve görsel efektler bir fon olarak olgun duruyor. Ama Kusturica ile Bellucci ikilisi devreye girdiğinde film yapaylaşmaya başlıyor. 130 dakikayı da bulunca tarihi arka planında bir anlamı kalmıyor. Miki Manoilovic'in önceki filmlerden yapıştırma karakter olarak, karakterimsi olarak öne çıkması, kaplumbağa ve diğer hayvanların sembolizmi kartonlaştırması dikkatlerden kaçmıyor. Bu noktada da elimizde sadece Stribor Kusturica'nın başarılı besteleri kalıyor. Arka plan zaman geçtikçe dijitalleştirilmiş, pespaye bir tarihi arka plana dönüşüyor. Bu noktada da Aşk ve Savaş'ta yönetmenin hani sütçü tiplemesini canlandırması trajikomik anlara vesile oluyor ve kendini çok ciddiye alıyor açıkçası. Bu noktadan da 1980'lerde çektiği Babam İş Gezisi'nde ve Dolly Belli Nerede gibi bir çocuğun ve bir gencin Tito rejimine veya başka siyasi olaylara bakışını samimi ve masum bir şekilde yansıtması, sinemasal açıdan da detaylarla dikkat çekebilmesi bile canlanmıyor burada. Aksine olgunluk dönemini bıraktık. Bunlar bile yok. Aksine Aşk ve Savaş Kusturica'nın kariyerinin en zayıf halkası olurken zorlanmıyor. Benim Aşk ve Savaş'a puanım 10 üzerinden 4.2. Sizin Aşk ve Savaş'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.